Herkese merhaba, nefis tatlar doğanak kanalıma hoş geldiniz. Bugün muhteşem bir el açması börek tarifi hazırladım. Tüm detaylarını paylaştım. Sizleri daha fazla bekletmeden hemen tarifime başlıyorum. Yoğurma kasesinin içerisine bir su bardağı ılık su, bir su bardağı ılık süt, bir tatlı kaşığı toz şeker ve bir çay kaşığı toz maya ilave ettim. Güzelce karıştırdıktan sonra üzerine bir çay bardağı sıvı yağ ilave ediyorum. Ve şimdi unun eklemeye geçiyorum. Tarifim için toplamda 6 su bardağı un kullandım. Bu sırada üzerine bir tatlı kaşığı tuz ilave ediyorum. Öncelikle hamur ağırlaşıncaya kadar spatula ile karıştıracağım. Ardından elimle yoğurmaya devam edeceğim. Ele yapışmayan yumuşak bir hamur elde edeceğiz. Ortalama 3-4 dakika boyunca hamuru yoğurmamız yeterli olacaktır. İçerisine sadece bir çay kaşığı maya kullanmama rağmen o kadar güzel kabardı ki denedikten sonra sizlerin de yıldız tariflerinizden bir tanesi olacak. Bundan çok eminim. Hamuru yoğurmaya devam ettikçe kıvamına gelecektir. Evet görmüş olduğunuz gibi 3-4 dakikadır hamuru yoğuruyorum. Elim tertemiz oldu. Yoğurma kasesi tertemiz oldu. Bu da hamurun gayet güzel özleşmiş olduğunu anlatıyor. Birazdan masanın üzerine alacağım. Birkaç saniye boyunca daha toparladıktan sonra altına ve üstüne bir miktar un serpiyorum. Hamuru toplamda 8 eşit parçaya bölüyorum. Hemen ardından yuvarlayarak beze haline getireceğim. Bu sırada bezelerin aynı büyüklükte olmasına özen gösterelim. Bezeleme işlemini tamamladıktan sonra servis tabağının içerisine bir miktar un serpiştiriyorum. Bezeleri servis tabağının içerisine aldım. Üzerini streç filmle kapatıyorum ve 10 dakika boyunca dinlendiriyorum. Burası da oldukça önemlidir. Hamuru uzun süre dinlendirelim ki kolaylıkla açabilmek için. İç harcı için lor peyniri ve maydanoz kullandım. Burada dilediğiniz iç harcını kullanabilirsiniz. Hiç fark etmez. 200 gram eritilmiş tereyağının üzerine yarım çay bardağı sıvı yağ ilave ediyorum ve bir köşeye kaldırıyorum. 10 dakikanın ardından bezeler çok güzel bir şekilde dinlendi. Hemen açma işlemine geçiyorum. Öncelikle bezenin altına ve üstüne bol miktarda un serpelim. Bu unla tüm bezeyi açmış olacağız. Daha sonrasında un kullanmıyoruz. Ardından oklava ile döndürerek bezeyi büyütüyorum. Ne kadar çok büyük açarsanız böreğimiz o kadar lezzetli olacak ve içerisi tel tel ayrılacak. Hamurun kıvamını sizler de görüyorsunuz. O kadar güzel ki yumuşacık daha oklavayı değdirmeden kendiliğinden açılıyor. Burada da hiçbir şekilde zorluk yaşamayacaksınız. Sadece Yufkayı oklavaya sarıyoruz ve çapraz olacak şekilde döndürüyoruz. Buraya kadar gelen sevgili takipçilerimden yorumlar kısmına emoji olabilir, çiçek olabilir. Tarifim hakkında farklı fikirlerde, farklı düşüncelerde bulunmak isterseniz benimle paylaşabilirsiniz. Evet, bezeyi yeteri kadar büyüttüm. Bu büyüklük yeterlidir. Sofra bezinin üzerine sereceğim 8 tane bezeyi birden açıyorum. Ardından yağlama işlemine geçeceğim. Bu şekilde yaparsanız işiniz daha kolay olacaktır. Bezeleri sofra bezinin üzerine serdikten sonra mutlaka kapatalım kurumaması için. Hızlı bir şekilde sizlere bir daha göstermek istedim. Bezenin altına ve üstüne ilk aşamada bol miktarda un serptim. Oklav ile döndürerek bezeyi büyütüyorum. Daha sonrasında un kullanmıyoruz. Serpiştirdiğimiz un yeterli gelecektir. Videomun bu kısmına kadar geldiyseniz eğer hangi ülkeden veya hangi şehirden izliyorsanız yorumlar kısmında benimle paylaşabilirsiniz. Yine videomu beğendiyseniz eğer sevdiklerinizle, arkadaşlarınızla sosyal medyada paylaşırsanız çok sevinirim. İlk açtığım bezeyi masanın üzerine serdim. Her tarafına gelecek şekilde bol miktarda tereyağı sürüyorum. Ucundan tutarak öncelikle bezeyi havalandırdım. Ardından iki kenarını ortada birleştiriyorum. Her tarafına yine bol miktarda iç harcından ekledikten sonra iki kenarını üst üste kapatıyorum. Şöyle elimle hafiften sıkılaştırdıktan sonra çapraz olacak şekilde sarıyorum. Evet böreğimizin ilk şeklini hazırlamış oluyoruz. Yağlı kağıt serdiğim fırın tepsisinin içerisine diziyorum. Yapabileceğiniz en kolay ve en lezzetli börek tariflerinden bir tanesi diyebilirim. Tepsi tepsi hazırlayıp bulduğunuzda da muhafaza edebilirsiniz. Tadında ve dokusunda asla değişiklik olmayacaktır. Dilediğiniz zaman çıkartıp ısıtıp tüketebilirsiniz. Umarım tarifimi denedikten sonra sizler de çok beğenirsiniz. Tarifimi deneyen arkadaşlarım sonucu benimle paylaşırsanız çok sevinirim. Evet yine bezeyi yağladım. İki kenarını buruşturuyorum. Ortasına gelecek şekilde iç harcından ekliyorum ve çapraz olacak şekilde de sarıyorum. 8 tane bezenin tümünü de hazırladım. Tepsiye dizdikten sonra üzerine yumurta sarısı süreceğim. 1 adet yumurta sarısının üzerine 1 yemek kaşığı sıvı yağ ilave ediyorum ve güzelce karıştırıyorum. Böreklerin her tarafına gelecek şekilde bol miktarda yumurta sarısı sürdükten sonra çörek otu ve susam serpiştireceğim. Sizler dilerseniz sade olarak da pişirebilirsiniz hiç fark etmez. Önceden ısıtılmış 180 derecelik alt üst ayar fırında böreği pişiriyorum. Lütfen kontrollü olalım. Her fırın aynı değildir. Değişkenlik gösterebilir. Böreklerin alt ve üstü kızardıktan sonra fırından alalım. Ortalama 30 dakika içerisinde böreğin pişti ve fırından aldım. İlk sıcağı geçtikten sonra ise sizlere iç dokusunu yakından göstermek istedim. Börekler tek kelimeyle muhteşem oldu. İçerisi tel tel ayrılıyor. Lor peynir ve maydanozun katmış olduğu lezzet bir bambaşka güzel. Yine bir tarifimin daha sonuna geldim. Bir sonraki tarifimde görüşmek dileğiyle. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Şimdiden hazırlayacak olanlara Afiyet olsun. Hoşça kalın.